Sol tarafta diyenimiz duruyor. Bu bir siklopentadiyen. Ayrıca köprü görevinde olan bir CH2 var. Sağ tarafta ise diyenofilimiz var. Ve burada da birbirine cis olan iki aldehit görüyoruz. Bu videoda diyen ve dienofilin stereo kimyasından ve ayrıca endo ve ekzo ürünlerden bahsedeceğiz. Ama önce herhangi bir stereo kimya olmadan diyez alder tepkimemizi bir düşünelim. Şimdi burada 6 pi elektronunu hareket ettireceğiz. Şuradaki elektronlar bu iki karbon arasında bir bağ oluşturmak için buraya gelirken bu pi elektronları da buraya gelerek bu iki karbon arasında bir bağ oluşturmuş olacak. Ve son olarak da burada yer alan pi elektronları aşağı geçecek. Evet şimdi buraya hiç stereo kimyayı düşünmeden ürünümüzü çizelim. Şurada artık bir çift bağımız var. Şimdi aldehitlerimizi ekleyelim. Ben bunları CHO olarak kısaltacağım. Burada bir CHO olacak ve diğer aldeitimiz ise aşağıda şurada olacak. Buraya da CHO yazalım. Evet şimdi köprü görevindeki CH2'yi ekleyebiliriz. Şu şekilde. Öyleyse şimdi pi elektronlarımızı takip etmeye geçebiliriz. Kırmızı elektronlar şuradaki bağ oluşturdu. Mavi elektronlarsa şuradaki bağ oluşturdu. Ve son olarak morla işaretlediğim bu pi elektronları ise ürünümüzde şuradaki bağı oluşturdu. Fark ettiğiniz üzere ürünümüzde herhangi bir stereo kimya görmedik. O zaman bu adetler düzlemde neredeler? Bu köprü görevindeki CH2 ile bağlantıları nedir? Diyelim ki diyen ve dienofil birbirlerine bu şekilde yaklaşıyor. Tabi burada bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Yani kırmızı bağ şu ve şu karbon arasında oluşuyor. Şu şekilde ürünümüzde ise bu bağı şurada görebiliyoruz. Mavi bağ bu karbon ve şuradaki karbon arasında yer alıyor. Şöyle işaretleyelim. Ürünümüzde ise tam şurası oluyor. Evet, şimdi ilk olarak diyenin stereokimyasını düşünelim. Şuradaki siklopenta diyene bakacak olursak, buradaki köprü görevindeki CH2 bulunuyor. İç sübstituentlerin yukarıya doğru baktığını biliyoruz model setimizde CH2 burada yer alıyor. Ona bağlı bağlar da şunlar. Ürünümüzü oluşturduğumuzda ise CH2'nin düzlemde yukarı baktığını görüyoruz. Evet şimdi dienofilin stereo kimyasına geçebiliriz. Buradaki çift bağımızın sol tarafında iki hidrojen yer alıyor. Şuraya daha önceki videolarda yaptığımız gibi şöyle bir çizgi çekelim. Bu durumda sol tarafta kalan şeyler aşağı doğru bakacak. İşte burada iki hidrojen var, görüyorsunuz. Son ürünümüzde de bunları görebiliyoruz. Şimdi son ürünümüze şu açıdan baktığımız zaman bu iki hidrojen düzlemde bizden uzaklaşıyor. Yani aşağı bakacaklar. Aldehitlerse şöyle kırmızıyla işaretleyelim, model setinde de kırmızı olanlar. Şöyle açıkça görebiliyoruz. Bu aldehitler aynı tarafta yer alıyor. Ve eğer yine bu açıdan bakıyorsak bu aldehitler bize dönükler. Şimdi şuraya ürünümüzü çizmeye başlayalım. Bir bisiklik bileşik çiziyoruz. Burada köprü görevinde olan CH2'yi de gösterelim. Evet, burada çift bağımız mevcut. Şimdi aldehitlere geçelim. Aldehitler yukarı bakacak. Öyleyse bu karbona bağlı aldehitimizi çizelim. Tabii aşağı bakan bir de hidrojen olacak. Onu da şöyle ekleyelim. Evet. Bu karbona bağlı yukarı bakan diğer aldehiti de şöyle bir çizelim ve aşağı bakan hidrojeni de unutmayalım. Bu EXO ürünümüz oluyor. Altına bu ismi not düşelim. Dikkat ederseniz aldehitlerimiz ve köprü görevindeki CH2 yukarı bakıyor. Ve çift bağımız da burada. İşte bu olası ürünlerimizden biri. Peki dienofil bu yönden yaklaşırsa? Hidrojenlerimizi çift bağımıza yerleştirelim. Şöyle bir çizgi çekersek hidrojenlerimiz yukarı bakıyor. Model setimizde hidrojenlerimiz bunlar. Şimdi bu iki bağın oluşmasının ardından bu iki hidrojen ürünümüze bu açıdan baktığımız zaman yukarıda duruyor. Çift bağın sol tarafında kalan şeylere baktığımız zamansa aldehitlerimizi görüyoruz. İşte buradalar. Şurada yer alıyorlar. Şu açıdan ürün oluşunca baktığımız zaman bu aldehitlerin düzlemde bizden uzaklaştığını görüyoruz. Yani aldehitler aşağı bakıyor. Şimdi bu ürünümüzü yan tarafa bir çizelim. İşte bisiklik bileşiğimiz. Şurada köprü görevindeki CH2'miz var. Arkada ise çift bağımız var. Tabi böyle çizince hidrojenimiz yukarıda oluyor. Hidrojenin bağlı olduğu karbonda şurası. Hidrojen yukarıda, aldehit ise aşağıda yer alıyor. O zaman şuraya CHO ekleyelim. Tabi aynı şey bu karbon için de geçerli. Bir hidrojen yukarı bakıyor ve bir aldehit ise aşağıda yer alıyor. Buna da endo ürünü diyoruz. Hemen altına not edelim. Endo. Burada aldehitler aşağıda yer alıyorken köprü görevindeki CH2 yukarıda oluyor. Çift bağımız da burada. Endo ürünü çoğu zaman tercih edilen ürün olarak bilinmekte ve buna endo kuralı ya da alder endo kuralı deniyor. Bunun sebebinin bu iki karbon ve karbonil grupları arasında meydana gelen pi bağının etkileşimi olduğu düşünülüyor. Aldehitlerin karbonil grupları şunlar. Tabi karbonilleri buraya koymamış olsam bile buradaki kırmızı kürelerin bu aldehitleri simgelediğini biliyoruz. Kısacası oluşan pi bağla karboniller arasında bir etkileşim var. Bu da bu yönden yaklaşan dienofili kararlı hale getiriyor. Tabi bu da aldehitleri düzlemde aşağıda tutuyor ve nihayetinde endo ürünümüzü ortaya çıkarıyor. Ki tercih edilen ürün de bu. Egzo ürününde ise bu karboniller, bu aldehitler şu şekilde kenarda oluyor ve oluşan pi bağlarından da oldukça uzakta kalıyorlar. Yani herhangi bir etkileşim yok. Bu yüzden egzo ürün tercih edilmiyor. Şimdi başka bir örnek yapalım. Yine solda diyenimiz, sağ tarafta ise dienofilimiz bulunuyor. Şimdi yine stereokimya olmadan bir çizelim. Önce 6 pi elektronunun hareketlerini bir gösterelim bu karbonlar ve şu karbonlar arasında birer bağ oluşuyor. Ve son olarak pi elektronları da aşağı geçiyor. Ürünümüzü çizerken yine aynı şekilde stereokimyayı düşünmemize gerek yok. Burada bu karbona bağlı olan aldehitimiz bulunuyor. Ve son olarak yukarıda ve aşağıda birer metil grubumuz var. Şimdi elektronlarımızı takip edelim. Şuradaki kırmızıyla işaretlediğim pi elektronları ürünümüzde bu bağı oluştururken buradaki mavi pi elektronları ise bu bağı oluşturuyor. Ve son olarak mor pi elektronları da aşağı geçiyor. Evet, şimdi bu bağları görseldeki modelde gösterelim. Şimdi bu kırmızı bağ şuradaki ve şuradaki karbon arasında oluştu. Son ürünümüzde de şurada bir bağ var. Mavi bağa geçecek olursak o da bu iki karbon arasındaki bağ. Son ürünümüzde ise tam şurası oluyor. Ancak dienofili buradan yaklaşırken çizersek oluşan pi bağıyla karbonil grupları arasında kararlılığa sebep olacak herhangi bir etkileşim bulunmadığına dikkat edin. Bu yüzden burada dienofili ters çevirdim ve böylece DNA bir endo yaklaşım söz konusu. Evet, şimdi stereo düşünelim. O zaman önce DNA'mizin stereo bakalım. Tabi iç sübsütuentlerin yukarı bakacağını biliyoruz. İki hidrojenimiz burada diyendi. Ürünümüze baktığımızda ise bu iki hidrojenin yukarı doğru baktığını görüyoruz. Tabi eğer bu yönden bakıyorsak. Metil gruplarımızı, rengi değiştireyim, evet, bu metil gruplarımızı model setinde sarı renkte yaptım. Ürünümüzde ise aşağı doğru bakıyorlar. Yani yukarıda olan hidrojenlere göre aşağıdalar. Eğer bu yönden bakacak olursak bu metil gruplarımız aşağı doğru bakıyor. Öyleyse şimdi ürünümüzü çizebiliriz. Halkamız şöyle. İçinde bir tane çift bağımız var. Şimdi bizden uzaklaşan metil gruplarımızı yerleştirelim. O zaman kesikli çizgiler şeklinde şöyle çiziyoruz. Biri bu, diğerini de alta buraya ekleyelim. Evet şimdi dienofilimizin stereokimyasına bakalım. Dienofilimiz burada. Şimdi şöyle bir çizgi çekecek olursak sol tarafta kalan şeylerin aşağı bakacağını biliyoruz. Yani bu aldehit düzlemde aşağı doğru olacak. Şimdi bu aldehiti model setinde takip edelim. İşte aldehitimiz burada. Tabii bu endo yaklaşımın bize oluşan pi bağ ile karbonilimiz arasında bir miktar kararlılık sağladığını biliyoruz. Ürünümüzde ise aldehitimiz burada. Eğer yine bu yönden bakacak olursak bu aldehit düzlemde bizden uzaklaşacak. Öyleyse burada bu aldehiti kesikli çizgilerle göstermemiz gerekiyor. Evet, aldehitimiz bu şekilde. Peki ya dienofil bu yönden yaklaşırsa? Tabii bu halen bir endo yaklaşımı olur. Çünkü aldehitimiz burada ve oluşan pi bağımızsa arkada olacak. Yani kararlılık sağlayan bir etkileşim mevcut. Ürünümüzde aldehitimiz burada ve eğer bu yönden bakacak olursak bu aldehit düzlemde bizden uzaklaşacak. Şimdi buraya ürünümüzü çizelim. Evet halkamız şöyle. Çift bağımızı da unutmayalım. Düzlemde bizden uzaklaşan aldehitimizse bu karbona bağlı. O zaman şöyle kesikli çizgilerle ekleyelim. Metil gruplarımız da düzlemde halen bizden uzaklaşıyor. Biri buraya, diğeri ise şuraya aşağı doğru bakıyor. O zaman bu metil gruplarını da şöyle bir çizelim. Bu iki molekül arasındaki ilişki nedir? Bunlar birbirlerinin enantiyomerleri. Böylece bir çift enantiyomer elde etmiş olduk.